Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2'ye devam ediyoruz. Uzun zamandır kullanmadığım bir araç vardı. SR-591 GK arkadaşlar. Kaşıcı Kiwi'nin yani Abdurrahman abinin ekibine çok selamlar buradan. Kaşıcı Mok'a ait. SR-591 GK arkadaşlar. Best One'la oynayacağım bugün. Best One kaplamasını çok seviyorum. Yani böyle bir zümrüt yeşili falan çok hoşuma gidiyor. Kaşıcı Mok ekibi de bayağı bir uğraşmış kaplama için. Zaten bayağı bir güzel özellikler geldi abi otobüse, onu söyleyeyim. Bayağı bir değişiklikler falan var. Bu arada benim sesim açık mı? Bana bakmam lazım. Evet, tamam, her şey açıkmış. Görmüş olduğunuz gibi. Kabele falan ekleyebiliyorsunuz arka. Kabele falan takılabiliyor. Arkadaşlar yine Abdurrahman abimiz gördüğünüz gibi burada oturuyor. Bayağı bir değişiklikler falan var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Aracımız ücretli arkadaşlar. Video açıklamasında taşıyıcı mod sitesinde linki mevcut. Orada bir sürü otobüsler. Hatta en son BMC Belga çıkmıştı. Geçen oynamıştık. O videoyu yukarıdaki bölümden izleyebilirsiniz. Yani güzel otobüsler yapılıyor arkadaşlar. Taşıyıcı mod'a selamlar buradan tekrardan. Onların otobüslerini gerçekten çok beğeniyorum. Bugün de çok farklı bir yol yapacağız abi. Egirne'deyiz. Egirne'den Bükreş Okagarı'na gideceğiz arkadaşlar. Şu anda Okagarı'nın içinde olduğum için hesaplama yapamıyorum ama ortalama 460 kilometrelik bir yolumuz var. Bakalım nasıl yollar bizleri bekliyor. Biliyorsunuz ki yurt dışına da Okagarı'ları yapmaya başlamış oyuncuyuz. Ekibi Sofya ve Bükreş mevcut. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bir de nasıl kurulur videosunu da çekmiştim. Bir arkadaşımız orada sormuştu. Hani Sofra ve Bükreş için ayrı bir şey var diye. Dosya var diye. Arka yok arkadaşlar. Direkt içinde geliyor. Park 1 ve Park 2 ve 3. şeklinde. Onların içine direkt geliyor arkadaşlar. Arka herhangi bir ayrı bir dosya yok. Şöyle gökleri kapakalım. Bir araç içine bakalım arkadaşlar. Bakın araç içi artık daha güzel oldu. İşte sedef kaplamalar falan artık eklendi. Direksiyonu olsun, işte şu göstergeler falan olsun. Evet, yavaştan çıkalım arkadaşlar. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Şu sesi beğeniyorum ya. Böyle klimanın fan sesi var ya abi, çok hoşuma gidiyor. Kapımız kapatalım. Boğazıma da gıcık kaptık ya. Neyse geri gelelim de. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Haydi bismillah. Harikanın engelleme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada 433'müş arkadaşlar. 460 demiştim ama ben yanılmışım abi orada. Evet. Kargaş kolay gelsin. Evet, bu videoda güzel bir sohbet muhabbet videosu da çıkar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yolumuza bir çıkalım önce ana yola, ondan sonra devam ederiz. Şöyle bir dışarıdan bakalım abi Bestvan'a. Hakikaten çok güzel ya. Tekrar arkadaşlar Mosul ekibine selamlarımızı gönderelim. Şöyle bir ana yola bir çıkalım. Evet arkadaşlar, videolarımızı ve özellikle canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. En son biliyorsunuz Gülfem'in aracını sürmüştük. Yine de iyi izlendi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hatta Ela ile beraber yapmıştık. Yine canlı yayınlara rekor kırmaya devam ediyoruz. Bugün dedim bir video sıkıştırayım. Bayağı en son biliyorsunuz bir BMC yapmıştık. Dedim bir otobüs size sekre olsun istedim. Şöyle aynen artık düz yola çıktık ve güzelce sohbete, muhabbete başlayalım diyorum. Tekrardan
Evet arkadaşlar, yeni ekipmanlarımız gelecek. Hüseyin abiyle konuştum. Sinkasın.tr'ye selamlar. Desktop uzumuz gelecek. Onu bekliyorum. Aktarmalı buçuklu işlemi yapacağız. Biliyorsunuz ki artık genel yatırım modlarına daha çok önem vermeye başladım. Sizler de zaten biliyorsunuz. Hani tır kullandığımız için, yani tabii otobüse kullanacağız tabii, ama tırlara daha çok merakım sardı. Özellikle VOG teslim hakları falan yapıyoruz yayınlarda falan. Genelde tabii otomatik, yani 12 vites kullandığım için hani aktarmalı ve takviyeli kullandığımızdan dolayı biz de vites topuzu almaya karar verdik. Ayrıca de buton box'ım gelecek. Buton box çok özel bir buton box olacak. Sizlerin de beklediği, yani daha doğrusu sizin, yani bu tamamen farklı bir buton box olacak. Şu anda ilk bende olacak. Tabii o bildiğiniz o küçük buton box'lardan değil. Alan arkadaşlar falan var tabii. O buton box'a bakıp farklı abi de var ama dayı sen gitmiyorsun abi. Çık babacım, ne korkuyorsun ya? Heh. Tamam şimdi. Heh. Bize gelecek bir buton box, ne çok fazla kuş olacak ne de az kuş olacak. Tam böyle ideal bir buton box olacak. Şimdi şöyle, benim masada zaten görüyorsunuz yer kalmadı. Tabi kameradan çok gözükmüyor ama şu bölge bayağı bir kısa bir mesafe. Zaten buton box burası, şimdi mouse'u nereye koyacağımı düşünmeye çalışıyorum. Onun için bir planım var. Zaten muhtemelen daha yapımı bir hafta daha sürecektir. Tahmin ediyorum benim bu buton box işleri falan. Yani topuz hazır zaten. Topuza bir sıkıntı kalmadı. Şurayı bir açarsa abi dayımız. Eyvallah. Şimdi benim çekmecemin altına bir bölüm yaptırmayı planlıyorum. Benim orada aslında bir çekmecem vardı benim. Tabi vites, tabi biliyorsun manuel vites kullandığımız için vites o çekmeceye engel oluyor arkadaşlar. Ben niye açmıyorum? Aşkım tamam. Onun için o çekmeceyi çıkarttım. Şimdi o çekmeceyi şöyle, o çekmecin kenarlarını kestirip arkadaşlar tekrardan yerine kalkmayı düşünüyorum ve mouse'u da oraya almayı planlıyorum. Hem kan böyle elimin altında olur, o yüzden hiç böyle uzanma gereği duymayız. Bakalım neler neler bekliyor bizleri. Bu arada okuyup görüyorsunuz nasıl sallanıyor. Süspansiyon ayarlarını biraz açtım arkadaşlar. Bakalım neler neler olacak. Zaten bu topuzla, yani vites topuzu ve buton box geldiğinde başka bir şey almama gerek kalacağını düşünmüyorum. Ayrıca Hüseyin abiyle konuştum ki zaten paylaşımlarda görüyorsunuzdur. Şöyle bir dikkatli geçelim abi, şuralar sıkıntılı. Evet, Türkiye'ye veda ediyoruz. Şu an Bulgaristan tarafındayız. Hüseyin abi izlemişsinizdir. Gerçek Scania'nın Sigel ve Rekarga kollarını takmış. Abi o kadar büyük ki böyle. Yani aslında onunla konuştuk. Gagım abi, bana gagım bunlar olmaz. Zaten olsa bile yer kalmaz. Aşırı büyük çünkü. Normalde şöyle, onu ilk başka üst tarafa yaptı şu base'in üst tarafını. Çünkü sığmıyordu, etmiyordu falan. Bir şekilde şu kenarları sığdırmaya başarmış. Yani bir parça falan koymuş falan vesaire. Paylaşımlarda falan görüyorum. İnanılmaz. Görünce şoka girdim. Hatta bana dedi ki, yani biraz da biraz kıskandım. Geçen yalan değil. Gerçekten biraz kıskandım. Söylüyor bana hani bu hissiyatları sana anlatamam. O kadar gerçek ki inanılmaz güzel diyor. Tabii şimdi biz onları biliyoruz yani abi. Şimdi tamamen böyle bir gerçek, yani o gerçek kolları sen oyunu kullanıyorsun. Yani inanılmaz bir şey bu. Yani bu ekipmanlar aslında gerçekten gerçekçiliği iş kapıyor. Zaten benim zaten var. Çünkü o yüzden geliştirmeme gerek yok. Bunlar zaten yeter de artar zaten. Hani şimdi ister miyim? Tabii isterim ama benim çok büyük bir masam olması lazım. Bir de daha rahat şey olması gerekiyor. Organ da küçük. Hani ondan dolayı da yetmez falan. O yüzden zaten bunlardan da benim herhangi bir sıkıntım yok. Yani rekarga görüyorsunuz çalışıyor. Sinyal kollarımız, silecek kolumuz çalışıyor. İmdat kolumuzu buraya aldık zaten. Solda olması daha mantıklı. Konka kanatlarımız var görüyorsunuz. Otomatik sesimiz de var burada görüyorsunuz.
Capcom Vox Commons geldi mi zaten her şey tamamlanacak. Ve tamamen kokpit gibi kullanacak artık. Şimdi diyeceksin Muton Box'a niye ihtiyacım var diye. Şimdi tabi kuşlar hani G29 kullanıyoruz. Yani kuşlar yeklenince fazla ama birkaç tane atayacağım kuşlar var özellikle oyun içinde. Çünkü bazen klavye falan uzanıyorum. Uzanmamak adına da bir Muton Box'a ihtiyacım var. Aslında biraz da ana hamurla yavaş yavaş. Abi otobüsün şeyleri çok kuvvetli ya, fren hissiyatı çok kuvvetli. Ki zaten taşıyıcı mox ekibi fren hassasiyetlerini çok iyi yapıyor otobüslerde. Mesela BMC'yi kullanırken fren hassasiyeti tam ortadaydı. Abi bir ufak basırım hemen duruyor çünkü. Ondan dolayı biraz hani düşürdüm ki bunu da düşürdüm. Çok ani bir duruşu var. Ondan dolayı. Ben ne görüyorum? İşte bu Combox kuşları özellikle Omsk'a daha çok işe yarayacak. Zaten göreceksiniz, çok fazla spoiler vermeyeyim. Ya tabi bu kır ekipmanları daha eğlenceli oluyor arkadaşlar. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Oynayın yani, alın. Tabi bir miktarınız varsa alın derim ben. Özellikle sinyal ve rekargark olduğu için. Yani neredeyse bunları ben 2 sene oldu mu? Yani 2,5 sene falan olmuş olması lazım. Ben rahat bir şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar. Onun için tavsiye ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bunlar. Bu ekipmanlar. Şimdi şuradan bir ışık var abi. Bu arada yeni otobüs modu geliyormuş. Neoplan Starliner. Bizim Kınan abiyle Hüseyin abinin videolarını gördüm. Oga çıktığında arkadaşlar, paylaşıldığında benim kanalda görebileceksiniz. Bakalım. Özellikle şu kırmoglarında ki bir tane kırmogu var, onu kanıtacağız arkadaşlar, indirdim. Hakka İlmi abi de çekmişti ya böyle bir manı, yani manın böyle mega mog deniliyor galiba, birleşimi çok çok fazla slot seçenekleri falan varmış. Onu indirdim ama onu bir sonraki bölüm muhtemelen videosu gelir. Bakalım bir görelim bakalım nasılmış, ben de merak ediyorum. Hakka onu Promox'la oynarız. Bu Promox'la biliyorsun Kazakistan güncellemesi geldi. Deneriz. Görürüz arkadaşlar. Yalnız oyunda bayağı bir akşam olacak. Ben gündüz sürmek istiyorum da dur bakayım. Araç güçken seçenek var arkadaşlar motor sesi ama ben fanlı olanı kullanıyorum. Bu bayağı bir güzel çünkü. Hazır şunu kuralım abi. Şu. Aynen sağ 11 yapalım. Heh tamam şimdi daha iyi. El freniyle kalktık. Normalde arkadaşlar el freniyle kalkmanıza izin vermiyorlar. Ehliyet kurslarında diye biliyorum. Daha ehliyetim yok ama yaşım 22 ama 23'e girdiğimde arkadaşlar o zaman almayı düşünüyorum. Niye almadım diye soranlar olabilir. Ben ağır vaska ehliyet almayı düşünüyorum. Bir
biliyorsunuz otobüs ve tır, biliyorsunuz bizim vazgeçilmezimiz iki araç otobüs ve tır. Bu tür meslek için arkadaşlar düşünmüyor değilim. O yüzden aklımda güzel şeyler var onun için. Çok fazla detay vermeyeyim ama yakında sizler de görürsünüz arkadaşlar. Araç efsane kaçıyor yalnız. Ya böyle çift katlı otobüsleri kullanmayı seviyorum. Zaten Fernbus'ta kullanıyorduk. Bu arada Fernbus gelecek. Hatta Görkem'e selam olsun. Yeni birkaç kaşkan kaplama atmış bana. Günde biraz oynadım. Bu kilitli şehirleri aşkım. Yalnız bu gayı niye bu kadar yavaşlıyor? Gerçi çok da hızlı gitmesini anlamıyorum. Ben bazen böyle hızlı sürmeyi seven bir insan olduğum için. Ama dikkatli bir şekilde giderse sıkıntı yok. Bu arada ben otobüs sırası paketini kurmadım mı ya? Unuttum mu? Dur bakayım, ben mi görmedim acaba? Yolda görürsek abi. Dur gelen ganyo sollayalım abi şöyle. İnşallah araba gelmez abi. Biraz tehlikeli yerde sollarız ama. Bas 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 bas. Ha evet, o kadar grafik paketi kurmuşuz, tamam. Aa bak, bu kadar Vespa. Ay galiba o kadar Vespa geçti, tamam güzel. Bu arada soranlar oluyor şimdi bu YKS Map'te biz niye otobüsleri görmüyoruz diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir şey kullanıyoruz ki diğer yayıncı arkadaşlarımız, abilerimiz de kullanıyor. Jetskek'in yapmış olduğu trafik paketi var arkadaşlar. Otobüs olsun, arabalar olsun, motosikletler olsun. Arabalar normalde lisanslı halde. Onu da sorayım. Yalnız o Setra ne yaptı lan öyle? Geçişini gördünüz mü? Oğlum burun buruna kaza yapacak lan neredeyse. Öyle bir tehlikeli gidiyor ki sıfırgan geçti valla. Ben o otobüs trafik paketini kullanıyorum ve güncelleniyor daha sonrasında. Yani şu anda 15.1 versiyonu kullanıyorum. Hatta bakalım güncellendi mi bilmiyorum şimdi. 15.8 gelmiştir, bilemiyorum. Ki zaten eski sprinkler çalışıyor, yeni sprinkler çalışıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Almanya'dasınız diyelim. O trafik paketini kurdunuz. Almanya'daki skipekler çıkıyor. Türkiye'desiniz şu anda mesela, örnek veriyorum. İstanbul, Ankara'dasınız. İşte Türkiye'ye işte Kamil Koç olsun, Mekro olsun, Ulusoy olsun. Mesela onlar çıkıyor, kaplamalar çıkıyor. İşte bu da bir yapay zekanın güzel bir göstergesi. Yani mobi yapan Jetskek'e söylüyorum. Yani Jetskek o işi iyi yapmış. Arkadaşlar. Ne olmuş buraya? Normal, normal. Yani alışkınız. Alışkınız yapay zekalara. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Aracı satın almak isteyen arkadaşlar varsa bir açıklamasında taşıyıcimox.com sitesinden satın alabilirler. Gerçekten kaliteli otobüsler çıkıyor ve yeni otobüsler de çıkacaktır. Bakalım neler neler eklenecek. Ben de merak ediyorum. Ayrıca kargaş kanallarımızdan Taşıyıcı TV, Abdurrahman abi olsun, İşte Taşıyıcı Box'un sahibi. Engin abimiz var. Engin Bozkurt zaten biliyorsunuz. Fakir abi Gaz TV, Kemal abi Selavun TV, Diamond Games, Hüseyin abi Kaptanların Notası, Kınan abi, Buraksel abimiz, başka kim var? Grupta Eray kardeşim, keza. Abdurrahman Ulaş kardeşim var, oraya başlayacak. Emir Polak kardeşim, onlara da mutlaka dost kanallarımıza abone olmayı unutmayalım diyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Özellikle TV Go Gökhan hocama çok selamlar.
Orada konvoylar yapabiliyorsunuz. Geçenki şeye göre şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz bize bizi üzdünüz diyelim. Yani orada biz güzel bir şekilde konvoy yaparken abi gelip de ön tarafa geçmek bilmem ne. Bu çok yanlış oldu. Defalarca söylememize rağmen anlamadınız. Yapacak bir şey yok. Bakın bu konuyla ilgili Gökhan Hoca ile bir konuşma yapacağım. Hatta şu videodan sonra bir yapalım derim yapayım diyorum. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani orga bakın arkadaşlar biz kalabalık bir ekibiz ve orga şunu hani güzel bir şekilde amacımız güzel bir şekilde sürmek. Ama bunu yapmayanlar oldu sonradan gelenler için. Onun için bu konuyla ilgili bir şey konuşmam gerekiyor. Öncelikle bakalım. Ha bu şeye soran olur hani ekipte falan olmayacak mı falan arkadaşlar o konuda yanlış anlaşılmış bakın. Ben hala söylüyorum. Herhangi bir lojistik veya transport ekibine girmedim oyun için sanal şirket olarak girmem mi zaten. TV Go gibi kafamıza göre yani istediğiniz kadar alıyorsunuz. İstediğiniz dosyayı alıyorsunuz. Sadece yük olarak belli. Olabilir. O zaten bir şey olmaz. Hani istediğiniz dosyayı alıyorsunuz. İstediğiniz sıra alabiliyorsunuz. Yani bu önemli zaten bu şekilde ki Gökhan Hoca da söylüyor yani biz böyle çalışıyoruz diyor. Yani ben bu tür şeylerde zaten bu tür ekiple olurum ve öyle oynarım zaten. Hani lojistik işi hani yok efendim mazeret kafasına gelemiyorsan bilgileri bilmem ne. Falan bu tür benim zaten ki ben oyun oynarken kimseye yani hesap vermek zorunda değilim yani. Yanlış anlamayın ama ben böyle çalışırım. O yüzden bu şekilde benim kafa böyle yani. Zamanında bir ekipteydim biliyorsunuz. Başka bir lojistik firmasındaydım da. Eşke orada çok kalamadım, egemedim. Ege ne gerek var abi? Yani onun için ben böyle devam ki. Evet az kaldı arkadaşlar. Dedim şöyle bir Black Series kırayım ama dedim o kadar olsun dedim. YKS MVP kuralım dedim. Bir Gagarem alacağız. Ok al gelip de şunu hem işimle bir hale gelsek. Eklemişsin kapısı var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sınır kapısına geldik. 3 güreşe az kaldı arkadaşlar. Kısa kapıyı eyvallah. Sağ mıyım araba gelmiyor tamam. Ya şu sınır köprüsünü çok beğeniyorum ya. Vallahi billahi ya o kadar güzel ki arkadaşlar. Şöyle bir sollayalım abi. Aynen. Aynen Romanya'ya geçiyoruz, değil mi? Romanya mı?
Dur bakayım. Galiba Roma'ya geçecek ama o aşağı tren var la. Abo tren. Lan oğlum bariyere çarpacağız. Trene bakayım derken. Abi ne kargarı ya. Şaka gün gibi abi valla. Bütçeniz varsa alın arkadaşlar. Kaçırmayın yani bu fırsatı. Eyvallah. Ağam bizi gör hemen kapıyı yani bariyeri kap örtme hemen açtı bariyeri. Aferin. Ben kilisesine kurban. Ben direkt geçeyim ya. Bariyer yok ya. Geçeyim direkt abi. Sıkıntı değil. Ama herhalde şurada duracağız gibi görünüyor. Evet. Güzel yaylan ama böyle hafif hafif. Şey, ya, şey ekspansiyonu ufak bir aşkım. Şu gayı bir geçsin ben bunun arkasından geçeyim. Gayı sen oğlum bak ya. Ay sen ne yapıyorsun orada? Lan araba gelmiyor sen orada kip kip bakıyorsun öyle. Allah Allah. Lan oğlum ya kazasız gülmezse Allah Allah razı olsun. Ben ne diyorum ama acaba ne zaman kaza yapacağız? Ey Allah'ım ya bir tane de bir video kazasız bitiremiyoruz ya. Ok ya gel çıktı işte. Neyse gel kalkar aşağı bir kreşe. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle bir sağ sinyalimizi verelim. Bükreş okurlarımız. Aslında böyle her yere koyulsa daha güzel olurmuş. Bakın
şey o zaman daha güzel sefeler olacak. Bosfor kırışım. Aa Bosfor'u biliyorum. Evet biz Kamil Koç'a bırakalım. Şöyle. Aynen. Burada. Bitirelim arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet fena da yanaşmamışız. Aslında biz yanaşmamız gerekiyordu da. Evet görmüş olduğunuz gibi Bükreş okularımızı bu şekilde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Açıklama kısmında harika indirme linkini bulabilirsiniz ve aracın da satın alma linki kaşıcımosu.com sitesinde video açıklamasında bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.